Efendim herkese yeniden merhaba. Türkiye'nin özellikle hava kuvvetlerinde bir açığı var mı? Yani sonuç itibariyle çok geniş bir coğrafyada görev yapan bir silahlı kuvvetlerimiz var, hava kuvvetlerimiz. Stratejik önemde bir hava kuvvetlerimiz var. Gerçekten pilotlarımız harika ve uçaklarımızı özellikle hava kuvvetlerimizin ana unsuru olan F-16'ları üzerinden geçen bunca yıla rağmen yani blok 30, blok 40, blok 50 şu anda 70'lerdeyiz, 70 blok 70'lerdeyiz. Yani ilk üretilen F-16'ları büyük bir başarıyla yaşamda sürdüren ve bundan da randıman alan bir silahlı kuvvetlere, bir hava kuvvetlerine sahibiz. Bu güzel bir şey. Ama tabii sonuç itibariyle Türkiye özellikle 2019 itibariyle zor bir dönemle karşılaştık. Niye? Çünkü F-35'lere yani Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ortak olarak üretilecek bizim de bir payımızın olduğu F-35'lere önemli ölçekte büyük bir değer veriyor idik. Niçin? Çünkü sonuç itibariyle yaşlanmış bir hava sistemimiz var. Blok 30 dediğin şey 1987'lerden kalan bir durum. 40 yıldır neredeyse görev başında. Dün gibi hatırlıyorum F-16'ları alış sürecimizi, rahmetli Özal'ın buna ne kadar büyük emek verdiğini. Özellikle bu F-16'ların Türkiye'de üretilmiş olmasının ne kadar önemli olduğunu, bakın şimdi iş havacılık sektöründe nereleri, hangi know-how'lara doğru ilerliyor, bunların hepsinin bir başlangıç noktası var. O başlangıç noktalarında bir Sezar'ın hakkı, Sezar'a rahmetli Özal'ın önemli payı vardır. Geçelim. Ve biz bu F-35 programından çıkarıldığımızdan bu yana tabii ki bir formül üzerinde durmak zorunda kaldık. Esasında Ukrayna Savaşı öncesinde Türkiye'nin manevra alanı biraz genişti, açık konuşalım. Yani S-400'leri almış olduğumuz bir Rusya vardı ve Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkisi gayet iyi gidiyordu. Bu çerçevede baktığınız zaman Su-35'ler, Su-57'lerin konuşuldu ve gerçekten acaba Türkiye bir NATO ülkesi olarak bunu yapar mı falan diye Batı'nın da mahfellerinde tartışıldı, bir süreç yaşadık. Hatta Çin konularında da böyle bir şeyler oldu. Bir de hep hesapta olan ve daima gündemde olan Avrupalıların üretmiş olduğu, yani İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın birlikte üretmiş olduğu Eurofighter Typhoon. Hep bu üçü alternatif unsur olarak değerlendirildi. Oysa Beyazıt Karataş gibi değerli eski pilot generallerin ve uzmanların ısrarla belirttiği çerçevede iki hayırlı iş daha gelişti. Birincisi F-35'lerden çıkarıldık. Hayırlı iş olarak görüyor Beyazıt Bey, Beyazıt Karataş Paşa'mız. Ve bunun bütün teknik çözümlemelerini yaptığında da ben de hak veriyorum. Demek ki Türkiye F-35'lerle büyük bir kapana girmek üzereydi. Oradan 5. nesil savaş uçağında biz mi onlara kazık attık, onlar mı bize kazık attılar belli olmayan bir biçimde oradan kurtulmuş olduk. Ve tabii bunun çerçevesinde de kendi elimizdeki know-how'larımızla yani bilgi ve birikimlerimizle iki noktada hayırlı iş yaptık. Biri Baykar grubu Kızıl Elma'yı ortaya çıkardı. O havacılık alanında çok ciddi bir biçimde bizim eksiklerimizi tamamlayacak bir proje. Kendi başına bir proje, aynı zamanda F-16'larımızla beraber uçabilecek. Düşünebiliyor musunuz? Yani 3 tane pilotla F-16, 9 tane Kızıl Elma, 12'li bir kol bir harekata gidiyor. Ya yani müthiş bir şey. O gayet iyi. Bir de TFX yani Milli Muharip Uçağımız. O da 2024'lere, 2025'lere dönük bir takvimi vardı. Fakat bugün görüyoruz ki Temel Kotil'in de açıklamalarından
hızlandırılmış durumda. Ne demişler? Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Kötü müttefik insanı mal sahibi yapıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bize 1978 yılından bu yana sergilediği durum bizi giderek dünya havacılık sektöründe çok önemli bir noktaya getiren bir yapı oluşturuyor. Tabii Türkiye alternatifsiz kalmak istemedi. Ve özellikle Genelkurmay Başkanlığından sonra Savunma Bakanlığı'na geçen askeri kimliğiyle orada oturan Hulusi Akar Savunma Bakanı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'la neredeyse kanka olmuş vaziyette. Yani yılda en az 6 kez falan görüşüyorlar. Bazen bir uçak gemisinde görüyoruz onları. Bazen büyük bir gemi hava limanında askeri üste uçak incelerken. Şimdi bizim Ragıp Soylu, yani Ankara'daki değerli dostumuz, meslektaşımız, bakıyorum onun haberini herkes alıntılıyor ama Middle East Eye demiyorlar. Yani Middle East Eye'de o Ankara temsilcisi Ragıp ve güzel bir haber yapmış. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yan çizmeleri nedeniyle Türkiye ile Birleşik Krallık, yani İngiltere, 10 milyar dolarlık bir silah alım mukavelesinde önemli adımlar atıyor diyor. Ankara'da bir yetkili Ragıp'a şey demiş, yani biz müzakereleri sürdürüyoruz, daha henüz nihai bir karar alınmadı ama sonuç itibariyle iyi yolda gidiyoruz ve müzakerelerimiz var. Nedir bu 10 milyar dolarlık alım? 24 veya 48 adet Eurofighter öncelikli olarak. Ve sonra C-130J tipi, gerçekten C-130'ların bir gelişmiş modeli bu. Şu anda nakliye uçağında zirve noktalardan biri. Onlardan almayı düşünüyoruz. 3 adet de Type 23 diye adlandırılan, İngilizler tarafından adlandırılan fırkati. Bu 10 milyar dolarlık bir paket ve tabii ne Bob Menendez var, ne Amerikan Kongresi var, ne şu ne bu var. Devletten devlete yapılacak bir alımdan söz ediyoruz. Şimdi esasen şöyle bir baktığınız zaman 24 veya 48 Eurofighter, ki Eurofighter Rafale'den çok daha iyi bir mevkide, yani 5. nesil uçaklar, mesela F-22 veya F-35 veya Su-57 gibi 5. nesil uçaklarla kora kor mücadele etme yeteneğine sahip bir uçak olarak adlandırılıyor Eurofighter Typhoon. Ve esasen bir olumlu yönü de şu: Katar Hava Kuvvetleri'nin elinde olan bu uçaklar uzunca bir süredir bizim topraklarımızda. Katar bize elindeki iki uçak grubunu yolladı. İkili anlaşmamız var. Katar Hava Kuvvetleri Türkiye'de istasyon yapabiliyorlar. Yani bizim topraklarımızda duruyorlar, oturuyorlar falan. Yani çünkü onların kapasiteleriyle bizim kapasitemiz arasında fark var. Ve bunlar sayesinde biz Yunanistan'ın Fransa'dan almış olduğu Rafale uçaklarını S-400'lerimize tanıttık. Yani o uçaklar uçtuğu zaman onların bir düşman uçağı olduğunu bizim S-400 tanıyor artık. Katar'ın bize vermiş olduğu Eurofighter'lar sayesinde de pilotlarımız bu uçaklara alışkanlık kesbetti. Yani 24 veya 48 adet uçağı biz Konya'ya indirdiğimiz zaman Konya'daki teknik servis, astsubaylarımız, personelimiz veya Diyarbakır'dakiler yabancılık çekmeyecek. Çekmeyecek. Çünkü Katar'dan gelenlerin tedavisini, renovasyonunu, uçurulmasını, her şeyini biz yapıyoruz artık. Yani bu başka bir uçak gibi bize yabancı bir uçak değil. Öyle bir avantajı var Eurofighter'ın. Almak gerekiyor mu? Milli muharip uçağın muharip kimliği kazanması neresinden baksanız 3 yıl. Kızıl Elman'ın muharip uçak kimliğini kazanması neresinden
2,5-3 yıl. Yani bu testler öyle kolay işler değil arkadaşlar. Efendim biz yaptık, maket uçurmuyoruz. Sonuç itibariyle sonuç alacak bir savaş uçağı uçuruyoruz. O yüzden aradaki boşluğu doldurmakta yarar var mı? Maliyeti biraz yüksek olmakla beraber yararlı bulanlar çoğunlukta. Niye maliyet? Çünkü Amerikan sistemine göre planlanmış bir altyapımız var. Şimdi oraya Eurofighter'ı alacaksın. Onun altyapısı, teknik ekipmanları, hangarları falan filan. Yani bunlar bir maliyet. Kabul edelim yani, ama sonuç itibariyle memleket savunmasıysa mesele, geri kalanın hepsi teferruattır olarak bakmakta yarar var. C-130J'ler konusunda çok fikir ayrılıkları oldu ama şimdi söylenen şu, A-400M'lerimiz var biliyorsunuz, bir tanesi de Ukrayna'da aylarca rehin kalmıştı. Bu A-400'lerimiz gerçekten iyi nakliye uçaklarımız ama Airbus'un 3 tane var. Yani çok yük taşıyorlar, çok yüklendiler. Biz şimdi sınır ötesinde de çok hareketli bir orduya sahibiz. Libya var, Karabağ, yani Bakü var, o var, bu var. O yüzden bize gerçekten yeni ve modern C-130J ihtiyaç duyulabilir. Bir Türk yetkili Ragıp'a şey demiş, zaten C-130'larımız var, bizim onları almamızda bir sakınca yok. Gayet güzel uyum sağlayabiliriz diye. Ama ben yine de Türkiye'nin neden soğukkanlı olduğunu anlatayım mı size? Hadi bir dakikanızı daha alayım. Biraz uzun olacak bu video. Bizim F-16 renovasyonu için Aselsan ve TUSAŞ'ın birlikte hazırlamış olduğu Özgür isimli bir programımız var. Bu Özgürler, Özgür sayesinde Blok 30 olarak adlandırılan ilk üretilmiş F-16'larımız bugün F-70 düzeyine doğru çıkmış vaziyette. Çünkü dijital, sayısal, kokpit, sayısal şeyler falan, yani neredeyse F-70 düzeyine çıkmış yeni pırıl pırıl ve tamamen milli ve yerli programlarla donatılmış ve bu nedenle de milli ve yerli bütün roket saha mühimmatlarını kullanabilen yeni güçlü F-16'lar oluştu F-30 üzerinden. Buna son olarak geçtiğimiz haftalarda Aselsan'ın ürettiği aktif faz dizinli radar, AESA diye adlandırılıyor. Bunlara bunu da koyduğumuz zaman zaten bir zamanlar F-30 30. blok, 30 blok olan F-16 olacak F-70. F-16 70 blok. Yani Türkiye'nin savunma endüstrisinin Aselsan'la TUSAŞ'ın büyük bir başarı öyküsünü anlatıyorum size. Yani bizim F-16'larımızın bir defa 8000 saatlik uçuşları 12000 saate yükseltilmiş durumda. Yeni bir radarımızda, yeni AESA radarıyla, ki her ülke yapamıyor o radarı, bizim daha düne kadar hurda diye baktığımız 30 blok F-16'mız 4,5 jenerasyon savaş uçağı haline gelmiş durumda. O yüzden rahat ol. Yani Euro Typhoon, Eurofighter gelmese de ne olur? Yani biz şu anda kendi F-16'larımızı upgrade derler ya İngilizce'de. Bir üst değil, birkaç üste doğru çıkaran bir altyapıya sahibiz. Bu nedenle Aselsan'a, TUSAŞ'a, Savunma Sanayi Başkanlığı'na, herkese teşekkür borçluyuz tabii. Yani rahat olun. Ama tabii Eurofighter Amerika'ya vurulmuş bir darbe olacak mıdır? Olacaktır kuşkusuz. Çünkü bu kadar şımarıklık çok fazla. Hoşçakalın.